Hoş geldin reis. Asiye, reisten yemek koyun yiyin. Mutfakta telefonlarımız yazıyor, reiste de var zaten. Bir şey olursa ararsınız, tamam. Defnem size emanet. Haydi görüşürüz. Hayırlı uğurlu olsun Külistan. O ne? İspanak. Pişürü de yeruk. Çiçek hemşerim. Yani bir yere koyulu diye. Sağ olasın. Ben de diyorum ne bu çam kolonyası mı? Ağır bir koku keliği. Demek çiçekten. Yo, bundan değil. Çam kolonyası insanı ferahlatır Asiye. Bunu sakın unutma. Beni boğdu ama. Mercimek çorbasının tadı bana askerlik günlerimi hatırlattı. Bir dahakine sen yap, ben yiyeceğim. Ne dersin ya? Askerlikte sizin yemekler nasıldı? Rezalet. Askerde yemekler genelde rezalet olur Asiye. Bunu sakın unutma. Unutmam. Benim çorbanın da tadı senin askerliği hatırlattığına göre bu da rezalet he? Sana layık değil hemşerim. Bir dahakine suşu getir, onu yeriz. Çorbanın tadı özlediğim askerlik arkadaşlarımı hatırlattı diyeceği adam. Tam his dünyamı açacağım, bu var suşidi. Ne suşisi? Durup dururken niye çiğ balık yiyeceğim acaba? Asker arkadaşların hazına herhalde. Arkadaş hatuna çiğ balık da yenir derler. Sevgili Asiye, o çiğ balık değil, çiğ tavuktur. Polis. Azıcık dur. Ya bebek ağlıyor, onu bile zor duyurum ya. Öğretmen öğretici. Kızın karnı tok, altı temiz ama huysuz. Yanakları alev alev yanmış, kıpkırmızı olmuş ya. Bütün bebeklerin uykudan uyanınca yanakları kıpkırmızı ve simsıcak olur. Bunu her zaman hatırla, okey? Vallahi. Garanti. Bebek deyince aile güzel şey. Her insan bir aile kur... Kesin bir şey var abi çocuğum. Var. Babasından gelen bir gıcıklığa meyli var. Ağlaya ağlaya içi çıktı ya. Asiye, bebekler ilgi çekmek için ağlar. Bunu sakın unutma. Ama etinden et kopar aylar gibi bari. Alma Nikolini benimse. Bırakacaksın çocuk ağlayacak. Çocuk her ağladığında kucağına alırsan ya hırsız olur ya arsız olur. Ama azıcık ishali de var. Normal. Bazen vücut kendi kendine detoks yapar. Bunu sakın unutma. Ondan mı? Normal bir şey o vakit. Garanti. Benim bebeğim olmadığından hani çok da bilgim yok. Ya, o da olur Asiye. Sonuçta burada bulunma amacımız çiftleşmek. Çiftleşmek ve çoğalmak. Dünyadaki her canlının amacı. Bununla ilgili bir belgesel de yazdırdım. Dur bakayım. Aha. Daha çok tek hücrelerin çoğalmasıyla ilgili ama. Yarım saattir kendini yırtar. Hasta masta olmasın. Yok. Kapısını kapat dedim. Ağlama sesini duymazsan evham yapmazsın. Bunu sakın unutma. Kapısı kapalı zaten. Kapalı kapıda mı böyle sopran acımda ses geliyor? Kusura bakma. Sen bir şey yok değilsin ama ben yine de gidip bakacağım. Oyun istiyordu ya. Şımartma. Kitabını verirsin de ne baksın. Ateş şu iyice çıkmış çocuğun. Ağzında da kan var. Oha! Deminden beri cırcır böceği gibi ötüp durarsın. Şimdi teşhisin nedir acaba? Öyle de olmayaydı. Polo dolazı yok. Ney?
Şimdi böyle durumlarda direkt hastaneye gitmek lazım. Bunu sakın unutma. Boyun devrilsin. Senin yüzünden gidiyor emanet çocuk. Ben arabaya çalıştırırım. Sen çabuk anasını ağla. Çabuk. Allah'ım, çabuk. Seni koru yarabbim. Direk Defne! Allah bizim belamızı versin. Bakamadık el kadar bebe. Gidiydi çocuk. Ağzında kan vardı ya. Ateşler içinde yanay yanay. Kurtarabilecekler miymiş? Diş çıkarıyor diş. Diş eti kanamış sadece. 6 aylık oldu ya çocuk. Ateşle ishal de yapar diş çıkması. Ben dedim bir şey yoktu diye. Bebeklerde genelde olur böyle şeyler. Bunu sakın unutma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.